Evet arkadaşlar merhaba. Bugün yine Karşıyaka Kırtasiye'deyim ve sizlerle beraber şu an önümde görmüş olduğunuz gibi Faber-Castell'in kırmızı kalemini tanıtmak istiyorum sizlere. Öncelikle arkadaşlar hemen şu uç kısmından başlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hemen şu kısmında çok minisi diye adlandırılıyor bu kısım arkadaşlar. Bu tahtasının minisi çok böyle yumuşak bir mini arkadaşlar. Bu sayede de ucundaki yazı yazmamızı sağlayan kırmızı kısım ise bu sebepten dolayı çok böyle yumuşak bir hal alıyor. Ve yazışını da çok kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Bu kırmızı kalemler bazı internet sitelerinde aynı zamanda Faber-Castell kopya kalemi olarak da geçiyor arkadaşlar. Herkesin bildiği gibi bu kırmızı kalemler bizim hayatımızın birçok yerinde vardı. Ve eminim ki herkes de kullanmıştır arkadaşlar bunu. En basitinden örnek vermek gerekirse eğer ilkokullarda birinci sınıflarda özellikle böyle başlık yazmak için kullanırdık. Sonra büyüdükten sonra artık iş hayatımızda çok önemli gördüğümüz yerleri işaretlemek adına kullanmaya başladık arkadaşlar. Yani bu Faber-Castell'in kırmızı kalemi çok sıkıldı, çok sık bir şekilde tercih edilen bir kırmızı kalemdir. Aynı zamanda hani dediğim gibi vernik kalitesi olsun, yapıştırma özelliği olsun, yani yapıştırma özel derken bu kısmın tamamen buraya kadar gelmiş olması hani ne adlandırılıyor. Aynı zamanda bu kalemler de arkadaşlar çok dayanıklı bir kalemlerdir. Hani kolay kolay kırılmıyor uçları. Tabii yüksekten düştüğü zaman çok çabuk da kırılabiliyor, yani onu da belirtmek gerekiyor. O ölçülü bir kavram olmakla beraber yani yine de çok tercih edilen bir kırmızı kalemdir. Arkadaşlar bir dipnot vermek gerekirse eğer biliyorsunuz ki Faber-Castell bir Alman markası. Aynı zamanda yaklaşık 3-4 yıl önce de yanlış hatırlamıyorsam şu an tarihini Faber-Castell'e Türk gelin gitti arkadaşlar. Bu da sizde bir genel kültür olarak kalabilir. Hemen arkadaşlar ben bu kalemi nasıl yazdığını göstermek istiyorum bu arada. Hemen yazalım şöyle Faber-Castell kırmızı kalem yazalım tekrar ve siz de yazışını görebilirsiniz. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar sizde. Şöyle bir rengi de çok belli oluyor arkadaşlar ve sizin de görmüş olduğunuz gibi yazışı da çok kolay oldu. Hani biz de çok yani zorlamadı, çok rahat bir şekilde kağıt üzerinde kaydı. Arkadaşlar bir de hemen bunu açmak istiyorum ben sizinle beraber. Ürün testinin başarılı olup olamayacağını da göstermek istiyorum. Hemen şu an önümde görmüş olduğunuz gibi Faber-Castell'in arkadaşlar metal kalem tıraşı var önümde. Şurada görmüş olduğunuz gibi bu kalem tıraşının yedek bıçağı da var. Bu bıçağımız, asıl bıçağımız artık körelmeye başladığında bu bıçağı kullanabiliyoruz. Çok kullanışlı bir kalem tıraştır arkadaşlar bu. Hani genellikle herkes tarafından tercih edilmekte olan bir kalem tıraş. Hemen ben sizinle bu kalemi açmak istiyorum ama şu an sizin de görmüş olduğunuz gibi bu kalem aslında açık olduğundan dolayı belki ucu kırılabilir ama çok şöyle narin bir şekilde yaparsak. Evet. Şöyle tekrardan göstereyim arkadaşlar. Herhangi bir şekilde dağılma olmadı. Ben çok yavaş bir şekilde yaptığım için ucunu kırılmaması adına böyle bir dağılma oldu ama çok da yani bir dağılma olmadı. Hemen görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şuradaki minisi de yine kaybolmadı. Gözle görülebilir bir şekilde bize kendini fark ettiriyor. Evet ben bir de bunun tekrardan şu an nasıl yazdığını göstermek istiyorum sizlere. Hemen tekrardan Faber-Castell kırmızı kalem yazmak istiyorum. Kırmızı kalem. Evet arkadaşlar. Ucumuzu açtıktan sonra kalemimizin renginde de herhangi bir renk değişimi meydana gelmedi. Yani dediğim gibi arkadaşlar çok tercih edilen bir kırmızı kalem ve gündelik hayatımızda her zaman kolaylıkla bir şekilde kullanabileceğimiz bir kalemdir. Evet arkadaşlar bu haftalık videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.